Herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Hamsi buğulaması yapacağız. Tepsimizi hazırladık. Tepsimize sıvı yağ ile hafiften yağlıyoruz. Hamsilerimizi tepsiye dizeceğiz. Böyle dizeceğiz tepsimize. Ben tepsiye hamsilere dizdikten sonra tekrar videoyu başlatırım. Hamsilerimizi tepsiye dizdik. Bu şekilde. Ve patateslerimizi yıkayacağız. Ondan sonra yuvarlak yuvarlak keseceğiz ve tepsimize yerleştireceğiz. Ben bu aşamayı da yapayım. Videoya devam ederim. Patateslerimizi yıkadık, temizledik, soyduk. Soyduktan sonra biraz suda bekletiyoruz. Suda beklettikten sonra patateslerimizi yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Kesme işlemini de halledeyim. Patateslerimizi bu şekilde yuvarlak yuvarlak kestik. Balıklarımızı dizdik, tepsimizi yağladık. Hafiften tuz attık ve kesmiş olduğumuz yuvarlak yuvarlak patateslerimizi tepsimize dizeceğiz. Bu şekilde diziyoruz. Ondan sonra bu şekilde
Patatesleri sizin seçiminize bırakıyorum. İster az koyun, ister çok koyun. Seçim sizin. Az da olur, çok da olur. Durdurayım. Evet. Biraz da soğan ekleyeceğiz. Soğanlarımızı da temizledim. Bunları da yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Evet, soğanlarımızı da kestik yuvarlak yuvarlak. Tepsimize koyalım. Evet, soğanlarımızı da koyduk. Videoyu durduruyorum. Soğanlarımızı koyduktan sonra üzerine şu şekilde maydanoz koyacağız. Gene seçim tercih sizin. Hem süslemek amacıyla hem görüntü amacıyla tat olarak da güzel oluyor. Tavsiye ederim. İnceltilmiş, kıyılmış maydanoz. Videoyu durduruyorum. Bu şekilde hazırlamış olduk. Tepsimiz hazır. Balıklarımız hazır. Patatesler hazır. Soğanlarımız hazır. Buğulama yapacağız. Buğulamayı fırında yapacağız. Fırında buğulayacağız. Evet, fırınımıza geçelim. Fırına geçmeden önce ekleyeceğiz. Limonlarımızı da bu şekilde yuvarlak kesiyoruz. Tepsimize diziyoruz. Tepsimiz hazır. Fırına geçebiliriz. Fırınımıza geçtik. Kapağını açayım. Tepsimizi fırınımızın içine koyduk. Tepsimizi koymadan önce fırını ısıtmamız gerekiyor.
şekilde göstereyim. Fırınımızın derecesi, ısısı 170 derece ısı olarak ayarlamamız gerekiyor. 60 üstü ısıtma olarak fanlı şekilde pişireceğiz. Sağdaki derece 170 derece olacak. Soldaki ısıtma altlı üstlü ve fanlı olarak pişireceğiz, ısıtacağız. Buğulama yapacağız. Isımız, derecemiz 170 derece olacak ısı değeri. Pişirmesi ise altlı üstlü pişirme ve fanlı olarak pişireceğiz. Kimi fırınlarda fan olmayabilir. Altlı üstlü pişirmeye pişirme olarak ayarlayabiliriz. Pişirmeye alabiliriz. Şu şekilde fırınımızı ısıttıktan sonra şöyle göstereyim. Şekilde ızgarayı da kaydıralım. Tepsimizi de içine koyduk. Ve pişirmeye, buğulamaya başlıyoruz. Buğulama yaptıktan sonra, piştikten sonra tekrar videoyu şu anda durduruyorum. Tekrar videoyu başlatırım. Pişmiş olarak da sizlere gösteririm. Ve videomuzu sonlandırırız. Balıklarımız buğuladık. Pişti, buğulandı. Şu şekil. Sıcak olduğu için ekranda buğulanma oluyor. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlara açığım. Yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.